Doğal olarak Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu konuyu da biz de mercek altına alacağız. Haytap Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ve köpek davranış uzmanı Emre Erdoğru bizlerle birlikte. Ahmet Bey, Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ahmet Bey, sizinle başlayalım mı? Öncelikle herkesin merak ettiği soruyu sorayım sizlere. Pitbull cinsi köpekleri beslemek yasak mı Türkiye'de? 2004 yılından beri hem beslemek, hem satmak, hem ticaretini yapmak, internet üzerinde sergilemek tabii ki de yasak. Ama yasalarımız maalesef zayıf olduğu için, denetim sistemimiz maalesef çok yumuşak olduğu için 17 yıldır bu hayvanların hala üretildiğini, satıldığını, yavrulatıldığını, doğurtulduğunu, hatta bu hayvanları sergileyenlerin, pazarlayanların doğru düzgün bir ceza almadığını görüyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında yeni bir yasal düzenleme de yapıldı. Bundan sonra sadece bu hayvanları değil aslında, yani agresif niteliği gösteren birçok hayvanın ırkına da bakılmaksızın tasmalı, ağızlıklı ve kısırlaştırmak kaydıyla ve kaydınızı yapmak kaydıyla 14 Ocak'a kadar da süre verildi. Ancak o vesileyle sahip olabiliyorsunuz. Fakat burada şunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Yani söz konusu olan bir hayvanın ırkı değil. Pitbull olup da çok uysal olan bir sürü hayvan var. Fakat aynı şekilde tam tersine, örneğin Golden Retriever olup ya da küçük ırk olan bir hayvan olup da agresif olan, saldıran hayvan da var. Dolayısıyla burada örneğin bir ceza verirken ki yapılan yasal düzenlemeyi biz hep müdahale etmeye çalıştık. Hayvanın ırkından dolayı değil, birincisi evet, sahibine, ikincisi de hayvanın ne cins olursa olsun o şekliyle ceza verilmesi lazım. Şimdi pitbull olduğu için, biraz da medyatik olduğu için bu hayvanlar ön plana çıkıyor. Bu şuna benziyor. Hani siyahi insanlar hep ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaştı bir zamanlara kadar. Ve siyahi birileri potansiyel olarak tecavüzcü, hırsız, işte ilkel insanlar olarak gözükürdü. Beyazlar hep daha üstün ırk olarak gözükürdü. Burada da aynısı yapılıyor. Yani bir siyahinin hırsız olması nedeniyle siz bütün siyahi, bütün çikolata renkli insanları ne yapıyordunuz? Tutuklamaya kalkıyordunuz. Amerika, Batı dünyası bunu yıllarca yaptı. Şimdi aynısını hayvanlar üzerinde biz yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu hayvanlar özel hayvanlar olabilir. Ama bu hayvanların bir suçu yok. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Suçlu sahipleri, onları yetiştiren sahipleri. Ve ben örneğin özellikle vurgulamak istiyorum. Gaziantep'teki maalesef yaşanan elim olaydan dolayı bu hayvana pitbull olup olmadığı da belli değil açıkçası şu ana kadar. Bu hayvanı bu şekilde serbest bırakan kişinin basit bir adli para cezası ya da 2-3 günlük tutuklama değil, cinayete teşebbüsten yargılanmasını talep ediyoruz. Ve ben bunu Haytap'ın başkanı olarak söylüyorum. Kamuoyundaki algı ise maalesef şöyle, hayvan hakları savunucuları ya da Haytap için sanki biz bu hayvanların sürüler halinde sokaklarda gezmesine, sokaklar hayvanlarla dolsun, kediler ve köpeklerle dolsun, evet, ve biz bunun için sanki çalışıyormuşuz gibi. Tam tersine biz sokaklardan sahipsiz olan bütün hayvanların sahiplendirilmesi için zaten mücadele ediyoruz. Ve ayrıca devletin de bir kısırlaştırma politikasının olmasını istiyoruz. Şimdi devletin görevlileri, belediyeler başta olmak üzere, il özel idareleri başta olmak üzere maalesef kısırlaştırma için bir bütçe ayırmadıklarından bu tipten olaylarla biz yılda 3-4 defa maalesef karşılaşıyoruz. Sizin şimdi bir kısırlaştır, aşılat, yaşat programınız olmuş olsa, buna devlet ciddi bir bütçe ayırmış olsa, zaten biz sokaklarda sürüler halinde kediler ve köpekler, kontrolsüz hayvanlar görmeyeceğiz. Bakım evleri dediğiniz yerler zaten ağzına kadar hayvanlar olmuş durumda. İnsanların şikayeti nedeniyle belediyeler buralara zaten sosyalleşmiş hayvanı da, uysal olan hayvanı da, hiçbir zararı olmayan hayvanı da koyuyorlar. Tıpkı siyahi insanlarda örnek verdiğim gibi, bir hayvanın yapmış olduğu agresif bir hareketten dolayı bütün hayvanları toplayıp bir yere tıkmaya çalışıyorsunuz. Zaten medyaya da yansıyor. Bu bakım evleri böyle lüks yerler değil. Bu hayvanların acı çektiği, kimsenin oralara bakmadığı, gönüllerin olmadığı, işte Ankara'dan farklı yerlerden sürekli görüntüler geliyor. Suları bile şu aşamada bu hayvanların donmuş durumda. Bırakın yemek vermeyi. Dolayısıyla hayırsız ada katliamında olduğu gibi bir olaydan zarar ortaya çıktığı zaman hepsini toplayalım, bir yere tıkalım ve sorunu çözelim. Evet. Asla ve asla bu problemin çözümü değil. Problemin çözümü, tekrar söylüyorum, kısırlaştırmak, aşılatmak, yaşatmak. İkincisi, bu köpek ticaretinin mutlaka durması lazım. Şu andaki yasal düzenlemede ki biz o kadar bastırdık, o kadar söyledik, dinlemediler. Bugünlerin geleceğini biliyorduk. Köpek ticaretinin durması gerekiyor. Siz şu anda internetten
İstediğiniz her türlü hayvanı neredeyse kargo ile alabiliyorsunuz. Pet shoplarla ilgili bir türlü yasak gelmedi. Öyle bir yasak koydular ki yani evet artık dükkanlarda satılmasın ama kargo şeyle alabilirsiniz. Afişten, broşürden, katalogdan, internet üzerinden ticaretini yapabilirsiniz. Şelale akmaya devam ettiği sürece yani bu hayvanlar doğurtulduğu, üretildiği ve siz bunlara denetimi yapmadığınız sürece pitbull olsun olmasın. Hayvan bakım evleri golden retriever'larla dolu, terk edilmiş hayvanlarla dolu. Evet, mesaj ticaret çok net alındı Ahmet Bey. Bu olaylarla biz elim olaylarla hep karşılaşacağız ve Gaziantep'teki çocuğumuz gibi hep yüreğimiz canımız yanacak. Bunun maalesef bu şekilde anlaşılması lazım. Tabii ve ki yasada özel bir madde var. Özellikle vurgulamak istiyorum. 6. madde ki bu hükümetin çıkartmış olduğu 2004 yılındaki bir madde. Bu hayvanlar kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra alındıkları yerlere bırakılması lazım. Şu anda söylenen mesajlar maalesef yasanın uygulanmaması yönünde. Böyle bir şey olamaz zaten. Böyle bir durumda da bir toplumsal infial yaratılacak ve insanlar sokaklara dökülecekler. Ahmet Bey teşekkür ederim. Çok net mesajlar verdiniz ama şimdi bizim özellikle tabii Gaziantep'teki yaşanan olayla ilgili oraya biraz daha odaklanırsak köpek davranış uzmanı Emre Erdoğru'ya dönmem çok da doğru olacak tam bu noktada. Çünkü Ahmet Bey dedi ki ya bunu ırklaştırmamak lazım. Ama Emre Bey biz de şunu biliyoruz ki çok net bir şekilde valla pitbull faciası, pitbull vahşeti diye artık bu bir klişe haline geldi. Çünkü sürekli bu ırktan dolayı yaşananlar var. Şimdi size sorum şu. Siz bir köpek davranış uzmanısınız Emre Bey. Bu işi en iyi bilen insanlardan bir tanesiniz. Bu pitbull ve cinsi ırkların doğasında mı var bu önüne geçilemez bir şekilde yoksa bunu aslında besleyen kişinin onun yönlendirmesi ve onun da davranışının aksetmesi de yaşıyor mu bu olayın içinde onun davranışında? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Uğur Bey sorunuzdan başlayacağım sonra Asya evladıma dönmek istiyorum. Şimdi tamamen sahiple alakalı bir konu bu. Hatta çok daha spesifik örnek vermem gerekirse Amerika'da bu konuyla ilgili Amerikan Hayvan Zulümleri Önleme Derneği'nin yaptığı bir araştırmaya göre pitbull cinsi, pitbull bir tür değil bu arada, bir cins değil türdür. 4-5 cinsin birleşimine oluşan bir türdür. Aynı av köpeği denmesi gibidir. Ve pitbull denen cinslerin totali aslında insanlara karşı yapılan testlerde %87 oranında en tolerant, en hoşgörülü köpek türü olarak ortaya çıkmıştır. Öbür köpekler 77 oranında kalmasına rağmen. Bunun zamanımıza kadar bilmiyorum fakat sebebi bu köpeklerin 1800'lü yıllarda daha İngiltere'de bir boğa hayvanlarını dizginleştirmek adına burundan tutup indirmek, avlanmak amacıyla 1800'lü yıllarda ortaya çıkması, sonra boğaya karşı bunların yasaklanması fakat bu köpeklerin dövüş köpeği olarak geliştirilirken insanlara da en yumuşak olarak davranması, insan köpekler olarak seçilmesinden ötürü insana çok yumuşak, insana karşı çok hümanist diyebilirim size davranışlar sergileyen insan terminolojisinde köpeklerdir. Çok yumuşaklardır. Ama o zaman fakat Emre Bey şu soruyu sormazsam eksik kalır. Ya ne yapıyorlar bu köpeğe de bu kadar salgın? Tekrar söylüyorum. Ne yapıyorlar? Maalesef şunu yapıyorlar. Ahmet Bey'in söylediği gibi bir golden köpeği de çok agresif olabilir. Bir Rottweiler, bir kurt, bir terrier dahi çok agresif olabilir. Maalesef bu köpekler yanlış ellere düşüyor. Biraz sokak tabiriyle, sokak çeteleri diyeyim, kendini sert göstermek insanlar diyeyim, daha serseri ruhlu, bilimden, eğitimden uzak insanların ellerinde dayakla eğitilmeye çalışan köpeklere döndüğü zaman bir silaha dönüşebilir her köpek gibi. Hmm. Bir terierin, ufacık bir terierin olabileceği gibi. Ve bu köpekler o zaman daha saldırgan hale geliyor. Yani dayak atarak zaman yapıyorlar yani. Onların bu kadar saldırgan dayak olmasının atıyorlar, sebebi dayak atıyorlar. Sadece bakın onlar değil sadece. Aynen bir golden da bir golden da bir çocuğa saldırıyor. Anladım. Siz golden'ı eğer doğru bir şekilde yetiştirmezseniz bizim eğitimde benim önem verdiğim konu komut eğitimi değildir. Her zaman davranış ve karakter eğitimidir. Biz köpeklerimizi sakin, özgüvenli canlılar olarak yetiştirmek zorundayız. Bu köpekler zaten insana çok 30 bin senedir bizle olan canlılar. Bize çok bağlılar. Bunlar insan için yani her şeyi yapabilen, bizi bizden iyi tanıyan canlılardır ve çok yumuşaklardır. Ben burada çok acı bir şey söylemek istiyorum. Ben sırf bu konular olduğu için insanlar ülkemizde 3 sene önce sokaktan 6 aylık bir köpeği sokaktan kurtardım yanlış ellere düşmesin diye. Şu an benim köpeğim bir pitbull olmasına rağmen 7 köpeğimden bir tanesi sahiplendiğim, hepsini sahipleniyorum. Yeğenimle yan yana oturtabilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü ben onu bir kelebek yaptım. İçine zaten bu var. Ama Emre Bey siz bir kanun çiğnemiş olmuyor musunuz? Yasak değil mi pitbull'u beslemek?
Pitbull'u beslemek Ahmet Bey'in söylediği gibi yasak değil. Köpeğinizi verilen kanun çerçevesine kayıt ettirirseniz eğer ve köpeğinizi sorumlu bir birey olarak eğer saldırgansa ve daha eğitememişseniz ağızlıkla ya da tasmasız bir şekilde açmıyorsanız ve kimseye bir tehlike yaratmıyorsanız hayır şu an değil. Yasada maalesef boşluk mu diyeyim ya da bize sunulanlar devamlı değiştiği için mi diyeyim bilmiyorum. Haklar sunuluyor. Ve ben bunu tamamen bu algı değişmesi amacıyla yaptım. Ama tabii ki konumuz pitbull değil sadece. Konumuz sorumlu bir köpek bir birey olmaktan geçiyor. Kanunlarımız golden olsun, terrier olsun, pitbull olsun, benim köpeğim bir çocuğa, yenince küçük bir çocuğa ya da yaşlı bir insana, normal bir insana zarar veriyorsa ben bunun yaptırımını yaşamak zorundayım. Bu bir sorumluluk. Köpek sahibi olmak bir sorumluluktur. Bu kişiler cezalandırılmalı diyorsunuz siz de, aynen Ahmet Bey'in söylediği gibi. Ağır cezalandırmak zorundalar. Bizim 4 yaşındaki bir kızımıza bunu yaşatan, hayati tehlike yaşatan bir köpek sahibi, köpeği pitbull ya da terrier ya da golden fark etmez, çok ağır cezalar almak zorundadır. Yani bunun ama özü pitbull'dan geçmiyor. Maalesef Amerika'da da bu kanunlar 80'den beri geliyor. Aynı Ahmet Bey'in söylediği gibi biraz zenci beyazdan geçiyor. Adı çıkmış 9'a inmez 8'e çıkmış ama Emre Bey, Türkiye'de biz çok affedersiniz burada araya girmezsem yani izleyici beni affetmez. Bakın ya, bir kanişin bir çocuğa zarar verdiği haberi kaç tane var son 10 yılda veya bir terrier'in veya bir golden'ın ama yok. Yani pitbull senede 20 kere 30 kere haber oluyorsa bunun doğasında da bir şey var ama Emre Bey, bunu da kabul edelim yani, yok, kusura bakmayın. Yok ben üzgünüm, bu sizin bilgisizliğinden geliyor. Size gelmiyor haber ama bana geliyor. Ben her ay, benim terrierim çocuğuma ısırdı diye ben evlere eğitime gidiyorum. O anneyi ya ısırdı, üzere ısırdı, aynı evde. Kedi de ısırıyor. Hani ısırdı kadar basit de indirgemeyelim ama. Yüzünü parçalamış atıyorum. Buradaki mesele köpeğin gene suçu yok. Buradaki mesele bakın. Çocuklar, yani vaktimize kadar bilmiyorum. Çok az vaktim. Siz normal... pitbulllar masumdur diyorsunuz aslında özünde. Masumdur. Yetiştiricisine bağlıdır bu diyorsunuz. %100 her köpek masumdur, tamam. Her insan suçludur. İnsan en tehlikeli cinstir. Vallahi insan eğitimde zorunda ve sorumlulukların sahibine olmak zorunda. Çok teşekkür ederim Emre Bey. Ahmet Bey, ben söyleyeceğiniz... çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Asiye kardeşim, evet. Şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Başlayamadım. Lütfen. Ben 3 gündür uyumuyorum. Ben önce bir insanım ve Asiye evladımın yaşadığı şeyden çok üzüntü duyuyorum. Ben inşallah Asiye bunları atlatacak, sağlığına kavuşacak. Ve ben ondan sonraki süreçte de Asiye hayat boyu bir köpek gördüğü zaman travma yaşamasın diye... Ben aileye birebir destek vermek istiyorum. Bu korkusunu ben yendireceğim kardeşimize. İnşallah önce bir sağlığına kavuşsun. İnşallah. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Çok güzel bir destek Emre Bey. Teşekkür ederiz verdiğiniz destek için. Ama son bir sorum olsun. Hani Allah göstermesin. Hayır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldık Emre Bey. Çok kısa ama bir iki cümleyle ne yapalım? İlk ne yapmam? Nasıl, ne, kendimizi ilk etapta nasıl koruyalım? Herhangi bir köpek evet. Herhangi bir köpek saldırırsa, evet. Herhangi bir köpek saldırırsa, eğer ısırmışsa ve dişini sokmuşsa, yapılacak en iyi, en hızlı yöntem arka bacaklarından köpeği havaya kaldırarak geriye doğru çekmektir. Ama burada riskler var, gene yırtabilir. Fakat bırakmasını sağlamak istiyorsak arka ayaklarından kaldırarak geriye doğru çekeceğiz köpeği. Kendim de mağdur olarak kapanayım mı komple? Mümkünse normalde, şimdi şuna geleceğim. Köpekler aslında niye çocuklar daha çok saldırıyor? Çocukları belirsiz varlıklar görür, ani hareket eden, bağıran, çağıran. Normalde yapmamız gereken durmak, kaçmamak, koşmamak, sakin kalabilmek. Ne kadar çok bağırırsak, hareket edersek karşı köpeği o kadar daha fazla tekleceler ederiz. Saldıracak köpeği daha fazla aslında şiddetlendiririz. Peki. Sakin kalmak, durmak çok önemli, sabit kalmak. Çok net mesajlar verdiniz her ikiniz de, çok teşekkür ederim. Haytap Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ve köpek davranış uzmanı Emre Erdoğru da ayrıca bir destek sözü verdi. Minik kızımız iyileştiğinde o travmayı atlatabilmesi için ailesine, Asiye'nin kendisine ve ailesine desteği vereceğini söyledi. Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Sağ olun efendim.